Efendim ben Mini Xilom, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark Mütecavız Günlüklerinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Genel Hans, Gölge Adam Evren ve Emre Yurtoğlu'nun desteklediği, sponsorluğu olduğu yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sağ olun, var olun. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Gerek bu üç sponsorumuza, gerek diğer birçok abonemize, belirli tayfamıza saygılar, sevgiler. Efendim, nerede kaldık? Vallahi şimdilik tam hatırlamadım. Bakacağız nerede kaldığımıza. Hemen bir analizimizi yapıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Canımız biraz az. Bunu bir halletmemiz gerekiyor. Öncelikle bir uyku çekmemiz gerekiyor. Sağlam bir uyku çekelim. Şu an çantamda gıda yok ama gerek var mı bilmiyorum. Dışarıda falan loot bıraktım mı, nedir durum? Tam hatırlayamadım ama en azından şurada bir 5 tane ya da yiyebileceğim dandik yemekler var mı burada? Yok, fazla yokmuş. 5 tane sen bana hasır otunu ver. Zaten şu an bağırsak parazit riskimiz de var, evet. Tahmin ettiğim gibi. O yüzden sıkıntı yok. Zaten kurt eti yiyemeyiz. Dışarıda kurt eti vardı diye hatırlıyorum biraz. Onların hepsini ye. Burada bir uyuyalım. 10 saatlik bir uyku. Sonrasında bir 2 saat daha uyuruz. Kuzey ışıklarının bizim için pek bir anlamı yok şu an. Ayı avladık. Ayının geri kalanını alabilirim. Bu bir olasılık. Yani gerek var mı? Yani yetenek kasmak dışında yok aslında. Ama alabiliriz yani. Bu bir şey yani. Şu an olasılık. Yapacak başka daha iyi bir şey bulamazsak alalım. Kıyafetlerin kurumasını bekliyorduk. Bolca bağırsak da aldık. Onların kurumasını bekliyoruz. Daha ziyade. Kıyafet yapmak için. Geçtiğimiz bölüm biraz balık tutmuştuk. Şu an 24 kiloyuz. Üzerimizde biraz odun ıvır zıvır var. Ben şu 4 tane... Ha, şu toplanmış odunlardan ver bana 5 tane. Ben sediri buraya bırakayım. Yani sedir daha kaliteli bir odun. Toplanmış odunu yakalım, yanımıza taşıyalım. Acil durum için sedir bulunsun. Bunun dışında üzerimizde bir kurt postu var. Bu bizim 4. kurt postu, evet. Ceket için ihtiyacımız olan bütün kurt postlarını ayarladık. Böylelikle bunun kuruması lazım. Tavşan postları kurumuş. Bağırsaklar kurumakta. Şuraya derileri topluyorum ben. Bu tavşan derileri bayağı yok olmuş durumda. İlk olarak bunları bir işleyelim. Evet. Benim şu an tavşan derisinden yaptığım tek şapka var. Bir eldiven yapacağız. Eldiven için 2 bağırsak yetmiyor diye hatırlıyorum. 4 bağırsak gerekiyor. Onun için bekliyorduk onu. Değil mi? Evet. Yok. Aa, 2 bağırsak. Pardon. 4 post 2 bağırsak bekletiyorduk. Tamam. O zaman yapalım. 4 post 2 bağırsağımız var. Tavşanı bir yerden çıkaralım. Kürkler de çünkü kondisyonu düşmüş. Şu eldiveni bir halledelim. Susadığımda iptal ederim diyecektim. Dikiş kiti bitti. Peki. Peki. Bağırsak parazit riskimizin durumu da geçmiş. Güzel. Dikişe devam edeceğim. Elimdeki olta ile devam ederim. Birazcık daha uzun sürer ama olsun. Sonuçta geri kalan dikiş kitlerini daha uzun süre yapacağım. Böyle 8-10 saat sürecek olan pantolon, ceket için falan kullanırız. Güzel. Artık sağlam bir eldivenimiz de var. Zırhı %5 olan birazcık bizim, yani tavşan eldiveni nasıl bizim koşu
hızımızı %5 azaltıyor. %1, %2 okeyim ama yani şu saçma yani. Şu saçma. Neyse. Yedek eldivenimizi de şimdilik şuraya atalım. Yanımızda taşımamaya gerek yok. Lanetler, kendisi çok hafif de olsa. Ama başka bölgelere giderken alabiliriz, taşıyabiliriz. Şunu dekorasyon olarak kullanabiliriz. Şurada dursun şöyle. Okların kondisyonu düşmeye devam ediyor ama şu an sadece iki tane okun kondisyonu düşük. Tamam. Bizim için bir sakınca yok. Şu an balık tutmayacağım için buna ihtiyacım yok. Çantada içecek yok. Hemen tencereyi ver, giderim. Tencereyi versin, giderim. Bir etraftan çubuk toplayalım, ıvır zıvır toplayalım. Bir etrafa bakalım neler yapabiliriz diye. Ayının yanına gidip beklesek mi acaba? Dışarıda zaman geçirmemiz gerekiyor sonuçta. Belki bir taştaki kuş yapabiliriz. Hava -12. Evet, buradaki kurtlar kalkmış. Tekrardan yenileri doğmuş olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki yine Amerikan geyiği yok. Bir yandan da aslında onu da bekliyoruz. Bunun için daha fazla geçsek daha iyi olur ama çok fazla uzun bulamadım ya. Ayının yanına gidelim bakalım. Durum nedir? Bu rüzgarda ateş yakabilecek miyiz? Alan filan bakalım. Olmalı sessiz bölgeye bir gidelim. Ayının cisi de gitmiş galiba. Evet. Çabuk kayboluyor, evet. Olsun, tamam. Sıkıntı yok. Önemli olan malzemelerini aldığım için çok da bir sıkıntı yok benim için. Kargalar geldi. Tamam. Şu sessiz bölgeye doğru gidelim. Orada belki biraz odun falan ıvır zıvır bakarız. Burasıydı diye hatırlıyorum, sessiz bölge. Evet, mantar falan da var. Güzel. Burası. Hop hop hop. Aslında kondisyonumuz bayağı iyi ya. Bir şurada üşüme pahasına bir sedir falan mı kırsak acaba? Mantıklı olabilir. Yorumlarda bir kişi şey yazmıştı. Neden nacağımı kullanmadığım, neden işte daha ziyade çubuk toplamaya çalıştığım yakacak kaynak olarak bunu sormuştu. Mütecavız zorluk seviyesinde sedir toplamak ayıyla kapışmaktan daha zor. Hava da güzel denk getirirsen eyvallah ama mesela yani hava kötü değil. -7 de biz bakalım. Büyük çam dalı. Kaç saat? 58 dakika. 1 saat soğuk düşeceğiz. Canımızın azalışına bak. Yani bu -7 derecedeki hali. Böyle -30, -20 derece falan olduğu zaman yani şu an canımız yerden daha da aşağıda olurdu yani. O yüzden cidden sıkıntı. Cidden sıkıntı. Yani şurada 3 parça odun aldım. Götüm dondu yani.
Neyse, dışarıda en azından bir saat zaman geçirmiş olduk. Belki sesi var mı diye bir dinledim. Bir sıkıntı yok gibi etrafta, tehlike yok gibi. Ben yine kulübeye doğru gidiyorum ya. Ne yazık ki geyik bayı ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin. Bu akşamlık yemeğimiz var. Şu birazcık daha can kaybetmeye göze alıp bunu biraz etraftan çubuk toplayabilirim. Çünkü bayağı çubuk kaynaktan kullandık. Ne kadar toplarsak o kadar iyi. Yarın en kötü şeye de gidebiliriz yine. Balığa gidebiliriz. Hem yağ toplarız. Hem yani şeye ihtiyacımız var her türlü. Etobur olmayan bir hayvanın etine ihtiyacımız var stoklarsak. Geyik avlamak zor oluyor ya. Geyik avlamak istemiyorum. Geyik çok hızlı. Yani geyiğe bir isap yani yaşatmak çok zor. Çünkü yakın yani yaklaştığın zaman eğilerek kalkıp sıkasıya kadar geyik çoktan arkasını dönmüş kaçmış oluyor. Sesten dolayı. Şu eğim geldiğimiz sesinden dolayı. Şu ses duyunca ben kaçıyor yani. Bayağı büyük problem. Tutturursunuz. Karamadan ölür ama çok hızlı bir yerlere koştuğu için ya muhtemelen ölesiye kadar koşmaya devam ettiği için muhtemelen alakasız bir yerde ölecek. Yani toplaması da zor. Yani ayı gibi değil yani. Parçalık alalım. Mümkünse yüksek kalorileri alacağım. Evet. Çünkü tamamen açım şu an. Üçünü de tam yemek istiyorum. Tamamdır. Şimdi bir güzel etleri yiyelim. Bir... tamamen doyuracak. Neredeyse. Suyumuzu alalım. Burada su yok kalmamış. Ateş içeride yapmak istemiyorum. Sen bana buradan 1,5 litre su veriyorsun. İçeride yapabileceğim başka şeyler bakalım. Kitap okumak vesaire. Şu an üzerimde okumakta olduğum bir kitabım var mı? Bitirmediğim. Hepsini bitirmişim. Bunu da bitirmişim, bunu da bitirmişim. Güzel. O zaman at bunu. At bunu da. Yeterince yakacak odunum, kitabım, ıvır zıvırım var. O yüzden bunları yine rafa koyalım. Kaldı geriye bir dikiş kitabı. Vallahi bütün kitapları bitirdik. Şu meşaleleri parçalayalım da. Gerçi bunu gece de yaparız ya. Sen akşam odasıya kadar şöyle 2 saat kitap okusan. Bir saat daha oku. Bir saat daha oku. Bir saat daha okuyamayız. Şu çubuğu parçala. Güzel. Şu levyeyi bir değiştirelim üzerimizdeki. Derken çok karanlık, hiçbir şey görmüyorum. Lan bir fırtına feneri bulamadık şu durumlarda ya. Neyse sonra yarın ayarlarım onu. Başka ne yapabiliriz? Karanlık yapabileceğim bir şey var mı? Bileme işi yapabilirim aslında. Aynen gideyim bıçağımı bileyim. Bıçağımın kombinasyonu %50'ye düşmüş. Çekmece boş, çekmece arandı. Şuradan bir tane bileme
aşağı alayım. Bu geceyi bununla geçirelim. Uzun sürecek çünkü bunu yapmak. En azından karanlıkta bunu yapabiliyor olmak güzel bir şey. Cidden karanlıkta yapabileceğimiz şeyler çok limitli. Hem çok yorgun değiliz. Biraz yorulur karakter. Böylelikle canımızı da bir tık doldururuz. Bir yandan bileme becerimiz de artıyor. Mesela hani crafting hani, mekanikler o kadar zayıf ki mesela yeteneklere baktığınız zaman şuradan yeteneklere baktığınız zaman nereden yetenekler? Şurada. Her şeyin yeteneği var ama crafting'in yeteneği yok. Yani şeyin yeteneği yok. Aletle batlar yapabileceğiniz bir şey. Yani hem onu getirip hem de bilemeyi birleştirip bir yetenek dalı yapmamışlar. Tamirin ve şeyin kendine öz şeyi var. Burada yaz. Sadece burada gösteriyor. Bileme becerimizin 37 olduğu. Mesela. Şunu da adam akıllı bir sisteme getirip bir sürü crafting özellikleri falan getirseler güzel olabilir yani. ...90 oldu. 94'ü çıkaralım. 98'e çıkaralım. Güzel. Tamam, bir sıkıntı yok. Bir güzel su içelim. Yatakta yatalım. Yatak burada değil miydi? Burada. Yine bir 10 saat. 10 saat uyur mu? Uyur ya, 10 saat yaklaşık uyuyacak. 9.5 saat, 10 saat. Güzel. Tamamen dinlendik. Sabah oldu. Günü birazcık daha verimli geçirdik. Kapalılar korkusu henüz yok ama İleride problem olacağını hissediyorum. Şu dolaplara hızlıca bir bakalım. Burada sidir varmış. Sen bana şu çubukları ver bakayım. Sonrasında şuraya çam odunlarını bırak. Tamam. Okey. Şimdi Levi'yi halledelim. Bunun kondisyonu iyice yok oldu. Bir tane sağlam bir levye alalım. Aklımızdayken onu unutmayalım. Balık tutmaya gideceğim gibi duruyor. Zaman geçirmek adına. Yeterince odunum var. Oldu, biraz daha toplarız zaten. Şu yakıtı da buraya koyalım. Bir tane benzin bidonu alacağım yanıma. Balık tutmak için ekipmanlarım var. Yemeğim yok. Balıktan toplayacağız zaten yemeği. Hem yanıma tencereyi de aldım. Balık tutarken daha fazla su kaynatırız. Biraz su kaynağı da ihtiyacımız var. Yedek suyumuz az kaldı. Bunları hallederim. Çünkü şu an dediğim gibi geyik derisinden ihtiyacımız olan bütün derilere sahibiz. Kurumasını bekliyoruz. Bağırsak kurutuyoruz. Ayı derisi kurutuyoruz. Yeni ayının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bir de Amerikan geyinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. O yüzden craft olarak yapılacaklar bunlar. Sahil yolundan yavaş yavaş ayrılma zamanımız yaklaşıyor. Diğer haritaları keşfetmeye gidebiliriz ama işte keşke bir Amerikan geyiği buradan gitmeden önce bir denk gelse. Cidden çok istiyorum. Hem taşınacağımızdan ötürü. Yani bazı şeyleri tabii ki de burada bırakacağız ama yani üzerimize daha fazla eşya taşımak isterdim. Ekstradan 5 kilogram taşıma kapasitesi sayesinde. Ama yapacak bir şey yoksa yok. Şöyle gidelim.
biraz daha sakin birkaç bölüm oynayacağız. Çünkü civardaki bütün her şeyi öldürdüm yani. Onların tekrardan doğma süreleri var. Bekleyeceğiz. Bakalım. Bunları eve götürmeye çalışabilirim. Doğru, bunları götürecektik. Anladım. Evet, hatta Ivan yokken götürelim. Hem yorgun değiliz. Geçen unuttuğum şey buydu. Okey, burada. Bazı şeyleri bırakmam lazım. Ayı derisinden palto yapmayacağım. Uyku tulumu yapacağım. Yani uyku tulumu hala bulamadık çünkü. Olur da ikinci ayıyı öldürürsek. Amacım uyku tulumu yapmak. Evet, kurt hızlı bir şekilde geldi ve şu an beni kokladı. Buraya geliyor. Bağırsakları buradan kaçalım. Birimiz okey alalım. Çünkü başka kurtlar da gelebilir. Biraz daha hızlı. Arkamdaki kurtlarından hızlı olduğu için. İlk olarak bağırsaklar atacak. Şuraya at bağırsakları. Şuraya balıkları at. Şimdi kokmayacağız. Şu bağırsakları içeri koyalım. Peki. Bir miktar kaynağımız var. Balığımız da var. Getirdik. Şuraya iki tane daha bağırsak koyalım. Bunların kondisyonları çok düşmemiş. Görmüş olduğunuz üzere. Çünkü dışarıda çok da düşmüyor. Canımız dolu. Yorgunluğumuz gayet iyi. Isınmamıza gerek yok. Birazdan sana ateş çakacağız kulübede. Üzerimizde koku yok ama yine de ben elimde silahla gezeceğim. Ne olur ne olmaz. Evet, orada bir tane kurt diye tekrar... iki tane kurt gelmiş. Bunlar benim öldürdüğüm kurtta gene gelenler. Solda bir tane daha var kurt. Affedersiniz. Başka. Şu an çok kurt avlamak istemiyorum. Yeterince şey var ya yanımda. Yani evde. Etçi hayvan eti var yani. O yüzden daha fazlasına ihtiyacım yok şu an için. Yakın. Seni öldürmek zorunda kalabilirim. Kalma. Arkası dönük olduğu için ya, öldürmeyeyim diyorum da yani
Neyse gel bakalım balık çukuru benzin yanına. Gel bakalım balık çukuru benzin yanına. İlla uğraştıracağım. Ne güzel, görmemiştim. Mutlu mesut hayatında ilerliyorum. Neden bulaşıyorsun bana? Bok mu var? Bok mu var? Odunları alacağım da şu an zaten rüzgar karşıdan esiyor. Çok ağır olmak istemiyorum. Gel bakalım. Civarda başka kurt da yok ha. Gel. Birader. Alo. Yok ya. Dursak da ölmeyebilir. Gel. Çek. Vurdum. Ölmedi ama. Çabuk kaçacak. Oh. Bilmiyorum. İsabetliydi ama. Yani kafasından vuramamış olabilirim. Bir de stun kondisyonu düşük kullandık. Belki o yeterince hasar vuramadı. Bilmiyorum, ikisinden birisi de olabilir. Ama her yukarıda artık o kurt bizi rahatsız etmeyecek. Lotun kurtun kaçmasına üzülmedim çünkü okum yanımda kaldı. Yani kırılmış olsa da onu parçalayıp yeniden yenisini yapabilirim. Ok ucu bende olduğu için. Ya şu çubukları da işte atınca yere alması işkence oluyor arkadaş. Güzel. Let's go. En azından bu civarda bizi rahatsız edebilecek hiçbir kurt yok. İleride iki tane kurt var ama onlar bize koku olsa bile geleceğini zannetmiyorum. O yüzden bayağı rahatsız aslında şu an. Bayağı rahatsız. Burada yeterince zaman geçirebiliriz. Büyüteç yanımda mı benim ya? Evet, büyüteçle ateş yakabiliriz. Yeeey! Ateşi de büyüteçle yaktık. Muazzam ya, vallahi çok sakin, güzel, temiz bir bölüm oldu ya. Hadi, come on little fire, hadi. Suyu halledeceğiz, suyu halledeceğiz. Tencere yanımda. Ben benzin bidonu almayı unuttum değil mi? Benzin bidonu almayı unuttum. Gidip alırım. Almadıysam gidip alırım bu arada. Almışım, tamam. Almışım, güzel. At çubukların hepsini at. Odunlara sonra bakarız. Yapıştır iki suyu. Detaylı alamıyoruz. Orada kaldı. Dolaplarda bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Tamam. Levy'yle aç burayı. Levy'nin artık hani oyun bittikten sonra yani her gezdikten sonraki tek işlevi bu oluyor işte. Kurtlara karşı kesinlikle çekiç kullanın Levy değil. Levy'yi hiçbir şey yanınızda yoksa kullanın. Başka türlü hiç kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şurada bir saat bir bol tutalım. Çok güzel. Balığı yere attım. İçilebilir suyum gelmiş. Ben burada balık pişirmeyeceğim. Bir süre şey yapacağım. Su kaynatacağım. Çünkü suya ihtiyacım var. Bir şey olmaz. Yedireceğim birazdan. 2 saatte hiçbir şey çıkmadı ya. Peki. Ver şunu. Balığı pişsin. 15 dakikası mı var? Yarım saat tutarım. Direkt gömdüm balığı.
Parazit riskimiz geçti. Bugün bayağı şanssızız bu arada. 4 saattir balık tutuyoruz. Bir tane dandik balık tuttuk sadece. I'm so hungry. Yani evet, karakteri doyuramadım bile. Böyle bir şey olamaz ha böyle. Su kaynarsa kaynasın da. 300 kalori ne ya? Onun kaldı mı? Bitiyor. Peki, umarım büyük fırtına çıkmaz. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Bir saat daha balık tutacağım. Haydi biraz daha balık. Hop. Yarım saat. 45 dakikamız daha var. Yok, tutamıyoruz. Bugün tutamadık. Bugün bayağı tutamadık yani. Kaç saatlik ateş kaldı? Bir saat. Tamam, bir litre su kaynat bana. Ben burada bir saat balık tutayım. Sonra giderim. Yavaşça bir şey yok. Bugün birazcık vasat. Balık konusunda vasat bir gün geçirdik. Yani karnımızı bile doyuramadık yani harbiden. Karnımızı bile doyuramadık. Oluyor böyle günler. Yapacak bir şey yok. Biraz daha balıkçılık yeteneğimizi geliştirebilsek iyi olacak. Ne kadar ki bizim balıkçılık yeteneğimiz? İkinci seviye galiba henüz. Tabii bizim biraz daha diyar diyar gezip kitap falan da bulmam lazım. Evet, bir kitap okusak aslında üçüncü seviyeye ulaşacağız. Bu bizim balık bulma şansımızı arttırıyor mu peki? Balık tutma süresi azaltılır, evet. Yani daha kısa sürede balık tutma şansımız oluyor. Muhtemelen şöyle bir mekanik var. Atıyorum balığı yakaladın. Bir sonraki balığı 3 saat sonra yakalayacaksın. Onun işte yüzdelik olarak düşürüyor galiba. Çünkü yüzdelik olarak düşürülmesi başka bir şekilde açıklanamaz. Random bir rakam beliriyor. Falan filan. Evet, civarda kurt olabilir. İki tane kurtun yaşadığını gördük. O kurt da iç kısma doğru gelebilir. Buraya gelebilir. Lütfen bir Amerikan geyiği görelim şurada ya. Diğer diğer bir daha mı gezeyim? Bir gün gidip Ay Adası'nda falan mı kalsak ya? Belki bir gün sonra tekrardan gelebilir, burada çıkabilir. Civara çok yakın olduğum için belki spamlanmıyor olabilir yani. Sanmıyorum ama etkisi de olabilir. Olabilir. Çünkü birçok oyunda öyle çalışıyor mekanik ama The Long Dark'ta aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bunun ayrılmadığımız halde kurtlar rahatlıkla ayılar çıkıyor yani. Gerçi ayı yine bizden belli bir miktar uzakta da, ayı yine üst tarafta kalıyor. Amerikan geyiğinin spam noktası çok tuhaf olduğu için olabilir, olabilir, bilemiyorum. Bakacağız. Evet, 8 saat uyuyalım. Ve bu bölümü burada bitirelim efendim. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorumları eksik etmezsiniz. Çok çok mutlu olurum. Bu videonun geldiği anda izliyorsanız muhtemelen biz şu anda CPT Silva TV'de canlı yayında Eveyat oynuyor olacağız. Bekleriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.